Osmanlı ustalarının yaptığı saatler ilk günkü gibi muntazam şekilde çalışıyor. Kadranlarından yelkovanlarına, akreplerinden saniyelerine kadar her işçiliği bir sanat eseri olan ustalardan Ahmet Eflaki Dede'nin yetiştirdiği Mehmet Şükrü'nün 1864 yılında yapmış olduğu saat tam 157 yıldır tıkır tıkır çalışıyor. Beş padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakanı geride bırakan sanat eseri 1,5 asırdır zamanı şaşırmadan muntazam bir şekilde işliyor. Zaten hep simetri olarak kullanmış kadranlarında bunu. Saat ustası Mehmet Şükrü'nün yapmış olduğu 7-8 saatten iki tanesini restore etme imkanı bulan antika saat restoratörü Fatih Yurdakal, Osmanlı dönemindeki usta saatçiler hakkında bilgi verdi. Bu coğrafyada Osmanlı döneminde maalesef çok az sayıda Türk saat ustası yetişmiş. Bu ustaların sayısı bir elin parmaklarını geçmemekte. Bunların en bilineni, en tanınanı Ahmet Eflaki Dede. Lakin Ahmet Eflaki Dede'nin yetiştirdiği saat ustaları da var. Bunlardan bir tanesi de Mehmet Şükrü, ki Mehmet Şükrü bence bu coğrafyaya gelmiş en iyi saat ustasıdır. Çünkü yaptığı saatler gerçekten de birbirinden farklı ve birbirinden muazzam sistemler kullanmış. Mehmet Şükrü'nün imal ettiği saatlerde kendine has özellikler kullandığını anlatan Fatih Yurdakal, her saatin çalışma sisteminin değişik yapıldığını dile getirdi. Mehmet Şükrü'nün 7-8 tane bilinen saati var. Bunlardan 3 tanesi dışarıda, diğerleri müzelerde, Dolmabahçe ve Topkapı Sarayı'nda. Bu saatler artık bulunmuyorlar. Bu saatler bizim saatçiliğimiz için çok önemli saatler. Her saatinin çalışma sistemini değişik yapmış, her saatin kadranlarını farklı yapmış ve bilinen, şu an müzelerde de görebildiğimiz 7 saatin de hepsi birbirinden farklı. Mehmet Şükrü'nün yapmış olduğu bu saatin en büyük özelliğinin eşapman sistemi olduğunu ifade eden Fatih Yurdakal, saatin teknik özelliklerinden bahsetti. Denizci, kronometre, mariner gibi bir detent eşapman sistemi kullanmış ve bunu bizim görebileceğimiz bir yere, seyredebileceğimiz bir yere koymuş. Onun haricinde kadranlarda saatin ne kadar dakik olduğunu görebilmemiz için saniye iğnesi kullanmış. Bir kadranda saat ve akrep yelkovan iğnelerini kullanmış. Yine aşağıdaki o simetri kadranlarda miladi takvim ve yanında kameri takvim, yani Recep, Şaban, Ramazan gibi hicri takvimleri kullanmış. Ve en altta da haftanın 7 gününü bize göstermiş. Sırf bunları göstermekle kalmamış, her kadran kendi içerisinde zaten bir şaheser, çok güzel bir kalem işçiliği yaptırmış.